2008 yılında bu arabanın zaten sıfırı 28 bin lira civarıydı. Onda biri oranında büyük bir kaza yapmış. Ben bunu gördükten sonra bu arabadan soğudum hocam dedi. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda Fırsat Arabalar Instagram sayfamızda yaşanan birkaç macerayı size anlatacağım. 1 dakikada, 5 dakikada, 3 dakikada arabalar satıyoruz. Hem de Türkiye'de araba alım satımı durmuş vaziyetteyken. Bazı gün 4-5 tane araba satıyoruz. Bunun arka planda yaşanan birkaç enteresan maceradan size bahsedeceğim. Şunu da anlatayım bu videoda arkadaşlar. Bazı dostlarımız, yani bu kadar uygun fiyatlı arabaları neden sen kendin alıp satmıyorsun? Neden? Yani bunu bize bir anlat yani. Sonuçta bu işin içindesin. Alıp satıp çok güzel paralar kazanabilirsin. Bunu neden yapmıyorsun diye sormuşlar. Birkaç tane tatlı hikaye bölümünden mizah yaptık bununla ilgili ama bunu da kısaca bu videonun ilerleyen bölümlerinde size anlatayım. İsterseniz şöyle başlayalım arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim video başlamadan. Bazı dostlarımız bu arabaları nasıl alabiliriz diye soruyorlar. Instagram'da yayınlanan arabaları nasıl alabiliriz? Sol üst tarafa arkadaşlar bakın şuraya bir tane nasıl alabilirim hikayesi sabitledik. Oraya tıklayıp izleyin diyoruz. Nerede ben onu bulamadım diyor arkadaşlarımız. Onu da şuradan göstermiş olayım. Bu melül melül baktığım yuvarlak nasıl alabilirimin kısa yolu arkadaşlar. Tıklıyorsunuz böyle. Tıkladım. Ne oldu? Niye açılmadı? Ha, Windows ortamında açılıyormuş pardon. Instagram sayfamızda yayınladığımız arabaları nasıl alabiliriz diye çok soru geliyor. Bunu sabitleyelim baş tarafa bu videoyu. Bu araçta evet, buradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı olarak var. Aşağıya doğru inelim. Bugün ne yayınlamış? Punto varmış. Akşam Leon varmış. Oo, şu Ford Courier efsane uygun fiyata gitti. Çok da temiz bir arabaydı. Alıcıya da satıcıya da hayırlı olsun. İkisinin de işi görüldü. Galerinin verdiğinden daha yüksek fiyata sattı. Satıcı da o konuda acelesi vardı. Çok iyi artıya geçti. Diğer arkadaş da çok iyi uygun fiyata aldı. Arkadaşlar şu arabayı size göstermem lazım. Bu arabayı yani daha doğrusu videonun sonunda anlatacağım ama ben almak istedim alamadım. Nasip değilmiş. Burada yayınladık. Bir polis arkadaşımız aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde biner. Arkadaşlar araba efsane. Görüyorsunuz değil mi? Subaru XV. Hatta hikaye bölümünde duruyor mu? Instagram hikaye bölümü göstermiyor mu? Niye göstermiyor? Sevgili arkadaşlar bu arabanın satış fiyatını göstereyim size. Bakın şöyle. Araba 269 bin liraya satıldı. Bu arabaya piyasada en yüksek veren galeri teklifi yani hani taş çatlasa yıkılsa falan yani 235-240. Gerekçe de şu. Bu arabanın piyasası yok. O yüzden bu fiyata verirseniz alırız. İnternetteki en yakın rakibi ise 310 bin TL. Bizim yayınladığımız fiyatı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 269 bin TL. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu araba 2013 model. Bu araba otomatik vites. Bu araba 4x4. Bu araba deri koltuk, koltuk ısıtma, katlanır aynası, hız sabitlemesi, anahtarsız çalışması, açılabilir cam tavanı, geri görüş kamerası. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 2013 model 150 bin kilometrede ve bomba geliyor. Arkadaşlar bu araba sürekli yetkili servis bakımlı. Arabanın önden küçük bir dokundurması olmuş. Farı tamponu değişmiş. Bu da yetkili serviste yapılmış. 22 bin lira tutmuş. Bizim Para Babası sayfasının standartlarında bu önemli mi? Yani elbette Tremer'den dolayı fiyatı bir tık aşağı çekeriz ama Tremer'siz olması bizim için kayda değer değil. 22 bin lira da olsa Tremer'li olması bizim için önemli. Detaya bir giriyorsunuz ERP detayına. Far, tampon, yetkili servise götürüyorsunuz arabayı. Ne değişmiş kardeşim bu arabada? Hocam filanca tarihte kaza yapılmış. Farı değişmiş, tampon değişmiş. Bu parçalar işte mentecesi bilmem nesi ıvırı zıvırı. Her şeyi şeffaf öğrenebiliyorsunuz. Bu da önemli değil yani. Renk çok güzel. Bakmayın arabayı satan abimiz şöyle videoyu çalıştırayım ben. Konuşurken bir taraftan video oynasın. Arabayı satan abimiz şeyi çekememiş yani. Videoyu çok güzel çekememiş. Keşke arabasını bize getiren arkadaşlar şu videolara biraz özenseler. İşimiz o kadar kolaylaşır ki. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bu araba 269 bin lira sattı. 269 bin lira bugün ne alınabiliyor? 2010-2011 model manuel benzin yük. Kıyaslayabilir misiniz? Cam tavan, dolu araba, 4x4, SUV. Bazı arkadaşlarımız buna SUV'cuk da diyebilir ama işte karıştırmayın. SUV mu SUV yani. Benim için arabanın SUV'luk kriteri nedir biliyor musunuz arkadaşlar?
Toto'yu kaydırdığın zaman böyle aşağı doğru gömülmeden rahatça binebiliyorsan o araba SUV'dur yani. Harika da konforludur. Gelecek SUV'lar üzerine dönecek diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim. Ama bizzat kendim bir kere halı sahada top oynarken sakatlandım. O arada bende Arteon vardı. Binip inerken o kadar zorlanıyordum ki aynı zamanda bir tane de Jeep'im vardı. BMW X4 vardı o ara. M paket siyah X4 vardı. Yani o yüksek arabaya binip inmenin konforu bambaşka bir şey ya. Sadece inip binme konforu bile SUV almak için yeterli sebep. Kaldı ki uzun yolda yüksekten bakmak falan filan bir sürü şey sayabilirsiniz. Ha ne bileyim virajlarda biraz esniyormuş falan, ne var? Rally mi yapıyoruz arkadaş? Çok gençsen böyle virajlara ölümüne gireceksen 200'le, o zaman tamam SUV alma. Bir efsaneydi. Unutulmayacak bir rakamdı. Mermi gibi geldi geçti. Yine efsane, fiyatı uygun bir arabaydı. Hemen havada kaptı arkadaşlarımız. Fiesta vardı bir tane. Çok güzel bir arabaydı diyemem temizlik anlamında, satış puanlaması anlamında, ama onun da fiyatı efsaneydi. Bizim fırsat arabaları sayfasında arkadaşlar, araçların, bize gelen araçları biz incelerken kesinlikle ve kesinlikle o arabanın elle tutulur taraflarını göz önüne alıyoruz. Örnek veriyorum, araba hiç hatasızdır, çiziksizdir. Bu araba illa da böyle çok aşırı uygun fiyatta olmak zorunda olmayabilir. Tabii ki internetteki emsalleriyle olan kıyaslaması çok önemli. O arabanın emsalleri de hiç hatasız boyasız arabalardan oluşuyorsa, aynı kilometrede arabalardan oluşuyorsa iş değişir. Ama arabanın hatasız, kusursuz, tertemiz olması bir miktar arabanın fiyatını olumlu etkiler. Arabada diğer araçlarda olmayan bir takım ekstralar olması arabayı bir tık yukarı çıkartır. Ama mesela bu Fiesta'ya bakıyorsunuz, tamam titanyum paket dolu araba, güzel, ama arabayı böyle hani şudur diyebileceğimiz bir şey yok. İşte yandan yemiş, arkadan yemiş, boyanmış, bir şeyler olmuş, çizikleri var. Görsel olarak çok iyi durmuyor mesela. Sahibi yaptırmamış görselleri. Ama bu arabanın da çok büyük bir aksesuar var. Ne o? Fiyat. Hiçbir şey yoksa fiyat var arkadaşlar. O yüzden bizim sayfamıza bazen arabalarını satmak için getiren arkadaşlar diyorlar ki, ya hocam benim arabam ağır hasarlı. Satar mı sizin sayfada? Ağır hasarlı ama sizin yaptığınız bakım nedir? Bu araba eksper girdiği zaman ne çıkar? Eksper bunu harbi her tarafı patlak, altından yağ fışkırıyor bilmem ne falan filan derse sen çok mahcup olursun. Büyük de sıkıntıya girersin. Bize karşı da mahcup olursun. Maddi sıkıntıya girersin. Ama araban ağır hasarlı. Ama sen arabandan eminsin, bakıyorsun, biniyorsun, tertemiz, hiçbir sıkıntısı yok. Ona göre fiyatlandırılır. Bir arabanın aksesuar konusunda veya pazarlanabilecek, öne çıkacak çok önemli bir artısı yoksa, o zaman geriye sadece fiyat opsiyonu kalıyor. Fiyatla öne çıkmak zorunda. Bu sadece bizim Fırsat Arabalar sayfası için değil. Bizi izleyen takipçi arkadaşlarımız içerisinde arabasını hızlı satmak isteyen dostlarımız olabilir. Onlar için de böyle bir şey geçerli. Eğer arabanızı öne çıkaracak bir şey yoksa, ilanı çok aşırı abartan arkadaşlar için söylüyorum. Lütfen asla ve asla yalana, aşırıya, mübalağa bir şeylere girmeyin. Neyse onu yazın. Artık kabul edin yani. Fiyatla öne çıkmak zorundasınız. Yani fiyatı bir tık aşağı çek abi ya. 5 lira için mübalağa, yalan, bilmem ne zorlayana kadar ilk sahibinden mi? İşte 3. sahibinden, ama bundan önceki 3 sahibi de biziz abi. Yani dayımdaymış, dayımdan dideme geçmiş, didemden bana geçti. Böyle değilse girme abi. Hadi gönder abi eski ruhsat fotoğraflarının hesabını, ne yapacaksın? Yani gerçekten doğru olduğu durumlar var ama ekseriyet itibariyle maalesef satıcıya güven, alıcıya güven vermek amacıyla yıllardır bu araba bizde. Niye kaç el değiştirdin? Can sıkıntısından mı? Hobim bu yani. Elden ele mi gezip duruyor araba? Yani değil mi? Gerek yok. Arkadaşlar çok enteresan bir şey yaşadık bu hafta. Bir takipçimiz, bir başka arkadaşımızdan Fırsat arabasını aldı. Hayırlı uğurlu olsun dedi. İki arkadaşımız birbiriyle sözleştiler. Satış prensibimiz Fırsat arabaların sayfasında güvene dayalı olduğu için iki taraf da birbirine söz verdi. Satıcı sistemimize geldiği andan itibaren taahhütlü bir beyanda bulunur. Nedir bu? Eğer ben arabam için beyan ettiğimin haricinde bir sıkıntı, bir problem yaşatırsam karşı tarafa, örnek veriyorum, iki parça boyalı dedim, dört parça boyalı çıktı ekspertizde. Böyle bir şey olursa karşı tarafın tüm masraflarını iade etmekle beraber, ön ödemesini, kaporasını iade etmekle beraber, aynı zamanda sisteme ödemiş olduğum güvence bedelinden vazgeçerim de. Alıcı için de aynı şey geçerli. Alıcı da der ki, ben bu kadar uygun fiyatlı arabayı getirmiş bir satıcının acil satıcı olduğunu farkındayım. Dolayısıyla ben bu satıcının arabasını bugün alıyorum deyip yarın almazsam onu ne kadar mağdur edeceğimin farkındayım. Dolayısıyla da
Ben eğer şimdi hayırlı olsun dedikten sonra bu arabayı almazsam ben de sisteme ödediğim güvence bedelinden vazgeçerim der. Dolayısıyla bu iki taraf için bağlayıcı bir hale gelir. Ne yazık ki ama ne yazık ki arzu ettiğimiz o sözünde durma, o hayırlı olsun dedikten sonra bitme olayını yaşayamıyoruz yani. Biri geliyor adamın aklını karıştırıyor. Baba ne yaptın diyor ya. O araba alınır mıydı diyor. Sonra adam 9 takla atıyor falan filan. Buna benzer şeyler yaşanıyor. Söz kavramının paradan güçlü olup olmamasına göre bir boğuşma yaşanıyor arka tarafta. Buna benzer bir olay yaşadık. Ne yaşadık? Bir Astra vardı arkadaşlar. Astra ilanında adam videosunu göndermiş, Astra'nın sahibi. Demiş ki arabamın 2900 TL trameri var. Videoda söylüyor. Şu parça boyalı, şu parça değişik, şu parça boyalı, söylüyor hepsini. Alıcı abimiz arabaya müşteri oldu. Abi tamam dedi. Videoyu izlediniz mi? İzledim. Okey miyiz? Okey. Satıcı, masrafları öder misin sıkıntı çıkarsa? Öderim abi. Alıcı, kardeşim bu adamı mağdur edersen vazgeçersin her şeyden. Mutabık mıyız? Mutabız. İki tarafta sözlerini verdi. Hayırlı olsun dendi. İş bitti. Bakın arkadaşlar burası sizi ilgilendiriyor. Burada yapacağınız yorumları çok merak ediyorum. Alıcı abimiz bir gün sonra sabahleyin bizi aradı. Dedi ki Sayın abi dedi bu arabanın dedi 2900 TL'lik tramerinde 3 parçadan oluşuyormuş dedi. Bir tanesi 2400 küsür TL'ymiş bunun dedi. Ama dedi bu 2400 küsür TL olan tramer dedi araba 2007 model arkadaşlar, 2007 model Astra, 2008'de olmuş bu kaza dedi. Hadi çıkın işin içinden arkadaşlar. Yorum bölümünde görelim bakalım. Abi 2008 yılında bu arabanın zaten 0'ı 28 bin lira civarıydı. Onda biri oranında büyük bir kaza yapmış. Ben bunu gördükten sonra bu arabadan soğudum hocam dedi. Biz bunu Instagram'da bir video olarak yayınladık. Ya bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yok bakın. İki tarafta sözleşti. Sözleştikten sonra abimiz beni çok defa aradı. Dedi, abi dedi lütfen dedi yani ben evet dedi bir ön ödeme yaptım falan filan dedi. Evet bir söz verdim dedi. Evet dedi hata benim dedi. Ama dedi ya dedi, hak verin bana dedi ya. 2400 TL'lik tramer o gün için çok para abi dedi. Ben bu ticaretten caymaya hakkım var ya dedi. Abi adam 2900 TL tramer olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Sen bu adamla telefon görüşmesi yaptın mı? Yaptın. Konuştun mu? Konuştun. Okey dedin mi? Okey dedin. Eğer o 2400 TL'lik tramerin tarihi senin için çok önemli olsaydı, eğer önemliydiyse bunu o ön görüşmede sorsaydın abi. Biz o arabanın boyasını, değişenini ikinci el olarak tüm fiyatlandırma kriterlerinin hepsini alıp videoda yayınlamışız. Bugüne kadar kimsenin bir tramer bedeli eskiymiş, o tarihte çok büyük kaza yapmış, aman ben bu arabayı almayayım gibi bir tepkiyle yüzlerce araba ticareti olmasına rağmen biz böyle bir şey görmedik. Sen ilk defa kimsenin aklına gelmeyen bir kapıyı açtın. Bu ne demek şimdi? Araba şöyle 5 yaşında bir araba olur. Ondan sonra bu 5 yaşında arabanın çıktığı tarihteki kazası çok büyük rakam olur. Yeni olduğu için falan hadi bu kurcalayalım deriz. Ne olmuş kurcalayalım deriz. Araba zaten 2007 model. Adam arabasının videosunu gösteriyor. Videoda bu araba çok temiz bir araba değil zaten. Şura değişmiş, kaput değişmiş, bura değişmiş, bura patlak, bura çatlak. Adam hepsini gösteriyor zaten bu arabanın. Böyle çok aman aman canlı böyle alev gibi fışkıran bir araba değil ki bu. 2400 TL'lik tramerin o tarihlerde yapılmış olduğuna takılacaksın. İşin çok enteresan bir tarafı arkadaşlar. Ben bu abimizin bu tatlı ricasının kibar da naif de bir abimiz insanlar tarafından nasıl karşılık bulduğunu sorayım dedim. Instagram'a geldim bakın şöyle bir video çektim hemen hızlı bir şekilde açalım beraber izleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce araba alışverişi sayfamızdaki sistem nedir ne değil. Bakın arkadaşlar videoyu izleyelim beraber ondan sonra şuradaki yorumlara bakacağız lütfen. Alan ve satanın yükümlülükleriyle bir takım bilgiler vermiştim size. Geçen gün bir Opel Astra yayınladık biliyorsunuz. Cam tavanlı bir Opel Astra. Bu Opel Astra'ya bir arkadaşımız müşteri oldu. Ben bu arabayı alacağım dedi. Tamam dedik. Ön ödemesini yaptı. Tamam her şey. İki tarafı görüştürdük. Birisi dedi ki ben en ufak bir şey arabamda sıkıntı çıkarsa karşı tarafın tüm masrafını iade eder. Paramı yakarım. Diğer taraf dedi ki ben arabayı almazsam gerekçe göstermeden, bir şey demeden ben bu arabayı almazsam ben de paramı yakarım dedi. İki taraf birbirine hayırlı olsun dedi. Birbirlerine söz verdiler ve alışveriş bu şekilde tamamlandı. Bir gün sonra aracı alan abimiz dedi ki abi ben bu arabanın tramer sorgusunu yaptım. Ama hocam diyor yani kime sorsam bunu dedi
bana hak verecektir. Çünkü yani en azından bunu dinleyenlerin yarısı beni anlayacaktır. Evet arkadaşlar, bu şekilde takipçi arkadaşlarımızla olayı paylaştım. Gelen yorumları hep beraber sizlerle beraber bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Bahane hazır bence. Araçta başka bir problem ya da istediği gibi bir araç çıkmamıştır. Ondan dolayı böyle bir yol çizmiştir. Bence çok fazla takılmak lazım. Kimse 2500 lira için arabadan vazgeçmez. Bu zamanda olsa çıtır hasar diyebiliriz demiş arkadaşımız. Size bir krater daha çıktı. Hakikaten bu arkadaşım da doğru söylemiş yani Deniz. Paylaşırken bir de Tramer'in tarihini falan filan. Abo arkadaşlar, işin içinden çıkılmaz çıkılmaz. Yani bu, ondan sonra bir gün başka birisi başka bir şeye itiraz eder. Oradan işin içinden çıkılmaz. Biz burada kendi sistemimizi uyguladık arkadaşlar. Sözleşme yapıldı. Sözleşme bitti. Arkadaşımız zaten olgun bir insandı. Kaparasından vazgeçti. Bu süreçte bizi çok yordu mu yordu. Ama yine netice itibariyle tamam dedi ya. Söz yani arkadaşlar, bu başka bir şey değil. Bunu başka türlü sağlayamayız. Yani söz versin caysın. Öteki bir şey yapsın caysın. Bugün Tramer'in tarihi bahane olur. Yarın gök gürledi bahane olur. Öteki gün şimşek çaktı bahane olur. Öteki gün garım istemedi bahane olur. Abi tamam da ben ne bileyim bu arabayı garımın istemeyeceğini. İş bu noktaya da gelebilir. Her şey olur mu olur yani. Şu dönemde bu tür şeylere takılmayacaksın demiş bir arkadaşımız. Aynen. Adam haklı. Ama bu sorguyu anlaşma önceden yapılmalı demiş. Zaten görüşmede bu çok kritik bir şeyse sormalıydı. Hiç bu açıdan bakmamıştım demiş bir arkadaşımız. Hakikaten kimin aklına gelirdi ki? Aynen, bir bahane daha çıktı. Tramer neyden kaynaklı olduğu önemli. Sağlam herkes... Yani burada Tramer neyden kaynaklı olduğu önemli demiş. Yani diyorum ya, araba 2007 model. Araba zaten neredeyse 20 yaşına merdiven dayamış bu arabanın. Hani artık yani o tarihteki Tramer şöyleymiş böyleymiş demek. Birçok arkadaş da buraya şey yazmış, haklı alıcı. Bu haklı yazan arkadaşlarımız. Ya burada haklılık haksızlık önemli. Biz herkesin fikrine saygı duyuyoruz ama şunu merak ediyorum. Yani bir 10 kişi falan hiç yoksa yazmış. Alıcı haklı, alıcı haklı. Arabanızı satacak olsaydınız, alıcı haklı diyen arkadaşlar. Arabanızı satacak olsaydınız, karşı tarafla sözleşseydiniz. Ona 5000 lira Tramer olduğunu beyan etseydiniz. Ondan sonra bir gün sonra bu arkadaş size gönderdiği kaporayı geri istese. Dese ki ben satıştan vazgeçtim. Neden? Çünkü senin Tramer'inden bir tanesi 2500 lira ve yaklaşık 17 yıl önce 2500 lira iyi paraydı. O yüzden huylandım senin arabadan dese. Bak bu haklı yazanlara söylüyorum ha. Ne diyecektiniz? Ne diyecektiniz? Burada Instagram'da haklı yazan arkadaşlardan bu videoyu izleyenler varsa cevap versinler. Yani böyle bir kriteri de işin içine soktuğun zaman iş nereye gidecek? Neyse arkadaşlar, burada çok birçok yorum gelmiş bu videoya. Dolayısıyla eğer ilgilenirseniz bu video zaten post burada. Zaten 341 tane yorum gelmiş. Bakma şansımız yok hepsine. Durum bu şekilde sevgili arkadaşlar. Daha size anlatmak istediğim çok enteresan hikayeler vardı. Şu Insignia'nın hikayesini mutlaka anlatmalıydım. Ama video süresine bakıyorum. Ben bunu 15 dakika sınırını geçmesini istemiyordum. 20'li dakikaları gösteriyor. Montajcı arkadaşım bunu inşallah 17, 18, 15 dakikalara kadar çekebilir. Uzun olmasını istiyorum. Şeyi anlatacaktım arkadaşlar. Neden Fırsat Arabalar sayfasında yayınladığımız arabaları ben kendim alıp dükkanın önüne koyup satmıyorum. O işten para kazanmıyorum. Bunu anlatacaktım. Ama süre kalmadı. İnşallah onu sonraki videoya erteleyeyim. Biliyorum bu konuda bana kızıyorsunuz ama uzayıp duruyor yılan hikayesi gibi. Farklı bir mizah sende oluştu burada. Düşünsenize takip sayımız ileride işte bundan 20 yıl sonra 1 milyon oluyormuş. Hala daha aynı konu tekrar tutturuyormuş. Anlatılan bunu artık falan linç ediyorlar şöyle sokakta. Niye almıyorsun bu arabaları? Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.